anneler. Doğum sonrası emzirme süreci anne için bazen çok yorucu olabiliyor. Gece uykusuz kalıyorsunuz. Aynı zamanda bebeğinizi beslediğiniz için vücudunuzdan bir kalori gidiyor. Bu dönemlerde tatlıya çok fazla meyil olabiliyor. Bunu birazcık sınırlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi diyetisyen Serap Akyol'a bunu soracağız. Merhaba Serap. Merhabalar. Serap, ben özellikle kendimden biliyorum. Emzirme döneminde uykusuz kaldığım gecelerde sabah uyanıyordum ve canım inanılmaz tatlı istiyordu. Yani Nutella'ya gömülmek istiyordum. Ama çok güzel tariflerle atlattık bu dönemi. Evet, aynen ve o şekilde. Ve ideal formumuza geri döndük. Teşekkür ederim. Şöyle diyeyim, ben burada kalori kısıtlaması yapmıyoruz zaten hamilelik sonrasında da. Bir kere anne sütünün kesilmemesi için yeterli bir beslenme programımız olması gerekiyor. Ama tabii annenin canı bir karbonhidrat ihtiyacı, bir şeker ihtiyacı olacak. Bunun nelerle tamamlarız kısmında biraz seçimlerimiz bizim önemli. Tutup bir baklava, künefe gibi kalorisi ve çok içeriğindeki yağ ve şeker oranı yüksek bir tatlı yerine sabahleyin uyandıklarında eğer böyle bir durum varsa kendi hazırlayacakları bir müslinin içinde kuru meyveler ya da işte kuru yemişlerle hazırlayabileceği bir şeyin içinde burada özellikle berry cinsi, böyle yaban mersini, üzüm ya da işte çilek tarzı şeylerle eğer bir karışım yaparsa bu şeker alımını yeterli kılacaktır. Sabahleyin bunları bir yoğurdun ya da sütün içine karıştırarak güne başlayabilir. Peki mesela böyle gece yatmadan önce de canım inanılmaz tatlı çekiyordu. O zaman ne tüketebilirim? Burada bizim en büyük yardımcılarımız meyveler. Burada özellikle benim çok sevdiğim bir tarif vardır, ananaslı bir tarif. Bunu güzelce fırına verebilirsiniz. Fırına verirken üzerine biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Üzerine de bir top dondurma ekleyerek çok güzel bir diyet tatlı yapabilirsiniz burada. Yani ananas üzerine biraz tarçın. Kesinlikle. Fırına veriyoruz. Çok çok masum bir tatlı. Zaten dondurma rahatlıkla diyetlerde de verebileceğimiz bir tatlı. Onun sadece meyveyle ve tarçın da orada insülin direncini ve şeker eğilimini azaltacağı için tarçın da çok güzel olacaktır. Onunla beraber yapabiliriz. Ama bunu seviyorsanız, elma seviyorsanız elmayla da yapabilirsiniz. Fırına vermeniz güzel yumuşak bir kıvam yapacaktır. Dondurmayla da uyumu gayet güzel olacak. Şu an canım çekti Serap. Hemen yapalım. Peki çok teşekkürler Serap. Ben teşekkür ederim. Yani sevgili anneler, emzirme döneminde bir anda bastıran tatlı krizlerini atlatabilmek için Serap'ın anlattığı gibi biraz daha masum tarifler hazırlayarak bu dönemi güzelce atlatabilirsiniz. Görüşmek üzere.